Ya Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç kere ifade etti. Eylemde de görebilsek diye düşünüyorum. Söylemiş şimdi. Şimdi bir yerel seçim gündemi de başladı artık. Yani yavaş yavaş geri sayım başladı. Ben Mahmut Aydın'la başlamak istiyorum. Evet. Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Sayın Ekrem İmamoğlu çıktı dedi ki İstanbul'a mühürlüyüm. Ben evet. İstanbul'da tekrar aday olacağım. Geçtiğimiz hafta da Sayın Mansur Yavaş evet, Ankara'da tabii de sonra Tunsoyer söyledi. Evet, ne yaptığını bilmeksin var dedi. Şimdi evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama bu şeydi. Öyle benim deniyor, benim bildiğim bir parti disiplini olur der ki Mahmut Aydın benim belediye başkan adayımdır diye ilan eder ve faaliyetlerine başlar Mahmut Aydın. Partide aynı şeyi mi düşünüyor bu üç olabilir belediye başkanıyla yoksa partide farklı fikirler var mı? Yani orada bence CHP'nin ideolojisine ve çizgisine en yakın olan Tunç Soyer. Yani bunu kabul etmek lazım. Fakat çok ilginç şey ben 36 yıllık gazeteciliğimde Ankara gazeteciliğiydim hep. İşte parlamentoda da çalıştım biliyorsun. Böyle bir şey hiç hayatımda görmedim. Yani şimdi misafirlerimiz de belki açıklayacaklar hukuksal açıdan. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ilk yaptığı şey neydi seçimden sonra? Değişim hareketi başlatmak. Daha Kılıçdaroğlu'nun seçimi değerlendirmesini ya da halka bir takım gerekçelerle çıkması ya da öz eleştiri yapmasını beklemeden bir video ile değişim hareketini başlattı. Onu yapacak mıydı sizce? Hayır. Kemal Bey. Belki yani yapacak. Benim duyduğum yapacak. Evet, hazırlanıyordu. 2018'de yaptı da adayı çağırmadı. Yani önemli bilgi. Yani önemli bir kulis bilgisi yapacaktı. Evet. Şimdi yani böyle bir hazırlıkları vardı. Bunu bekleyince parti birdenbire kaynamaya başladı. Sonra işte meşhur Zoom toplantısı vesaire çıktı ortaya. Sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı bir özel görüşmede ona demiş ya bu basına sızdı ve kimse yalanlamadığı için söylüyorum. Sen git tekrar İstanbul'a aday ol, meclis çoğunluğunu sağla. Oradan CHP'li bir arkadaşımıza gerektiği zaman devret başkanlığı, gel CHP'nin başına geç. Kimse engel olmaz diye böyle bir şey olmuş. Hı hı. Sonra bu gelişmelerden sonra Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da basının önüne gelen isimlerini topladı ve bir açıklama yaptı. İşte İstanbul'a mühürlüyüm dedi, aday olduğunu ima etti ama onu çok üst perdeden açıklayınca yani İstanbul'da adeta CHP genel merkezinin de üstünde olduğunu ima eden laflar söyledi. Benim rakibim Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Rakibimi biliyorum dedi. Ondan sonra İstanbul İttifakı'ndan söz etti. Bütün bunlardan acaba denildi. Yani bağımsız mı yola çıkıyor? Böyle bir tartışmalar yaşandı. Bu arada değişim hareketinin gerilediğini gördük. Bittiğini gördük hatta. Kılıçdaroğlu ile anlaştılar işte belediye başkanlığı için. Ondan sonra Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adaylığı şeyde Merkez Yönetim Kurulu'nda prensip kararıyla kabul edildi. Zaten karar alamıyor Merkez Yönetim Kurulu. Bu konuda yetkili kurul parti meclisi. Ya bu aslında bu adaylıklarla arkasından karar açıkladılar. Arkasından da Mansur Bey açıkladı. Şimdi Tunç Bey'i bir tarafa bırakıyoruz. Hani o diyelim ki CHP'nin çocuğu. Ama enteresan gelişmeler oldu. Bir kere Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamalarından sonra İstanbul'daki CHP teşkilatları ve Ankara'daki CHP teşkilatları ya da onlar örgüt diyor. Örgütleri bu konuda adeta şok oldular. Çünkü herhangi bir danışma olmadı. Herhangi bir görüşme olmadı. Genel başkanla yapılan görüşmeler olmuş. Onlardan izin almışlar ve çıkıp açıklama yapmışlar basına. Öyle öğrendiğimiz. Dolayısıyla bir destekleri yok şu anda iki adayında teşkilatlarda. Şimdi bu kongre sürecinden genel sonra... Genel merkezde onay var ama teşkilatlarda genel merkez destek yok. Evet. Çünkü genel başkan bir televizyon yayınında da ikisini çok başarılı bulduğunu ve devam etmelerini istediğini söylemişti. Hatta başarılı belediye başkanları dedi. O yüzden de dikkat edersek Mansur Yavaş açıklama yaptığında Twitter'dan iki kişi destekledi. Birisi Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar. Diğeri de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen. Onun dışında teşkilatlardan bir destek görmedi. Teşkilatlardaki bu hatta Levent Gök adaylığını ilan etmişti. Bu basına yansıdı. Teşkilatlar da bu konuda CHP'li bir adayla yeniden yola yürünmesini istediler. Çünkü Ankara teşkilatlarının Mansur Yavaş'la arası çok iyi değil. Yani hiç iyi değil. Mansur Yavaş'ın daha çok İYİ Partililerle çalıştığı, İYİ Parti'nin bir belediye başkanı gibi hareket ettiğini söylüyorlar. Buna delil olarak da işte Ankara Büyükşehir'den İYİ Parti'ye seçilen iki milletvekiline örnek veriyorlar. İşte kadrolaşmada İYİ Partililerin daha önde olduğu söyleniyor. Ya da işçi alımında İYİ Partililerin önde olduğu söylendi. Dolayısıyla böyle bir gerginlik vardı. Sonra Kılıçdaroğlu Ankara teşkilatlarını çağırdı geçen hafta. Onlarla konuştu. Ve Mansur Yavaş'ın adını ve adaylığını gündeme getirmeden
işte her kesime gidilmesi, yoğun bir propaganda faaliyeti yürütülmesi, farklı kesimlerle kucaklaşılması, CHP'nin ideolojisinin çok iyi anlatılması, işte hükümetin açıkladığı konulara yazılı olarak hazırladıkları bir döküman vardı. Bu dokümanın ilçe başkanları tarafından veya üyeler tarafından yeterince okunmadığı, grup toplantısında bunlara bilgi verilmediği, evet, bilgi verilmediği söylendi. Teşkilatlara biraz tabiri caizse fırçalamış ve göndermiş. Orada hani Mansur Yavaş'ın adaylığına itiraz ya da destek gibi bir konu gündeme gelmemiş. Sayın Kılıçdaroğlu da gündeme getirmemiş. Zımnen hani kabul edilmiş, hani gidin çalışın anlamında. Ben İYİ Partililerle konuştum. Çünkü ortak adaydı biliyorsunuz Ankara'da. İYİ Partili bir kaynağım da hani aynı şeyi söyledi. Biz Mansur Yavaş'ın dedi hangi partinin aday olduğunu bilmiyoruz. Bir kere parti açıklamadı ilk açıklamasında. Evet. Bağımsız mı? CHP'den mi? İYİ Parti'den mi? Bunu bilmiyoruz. Eğer CHP'den olacaksa hani CHP teşkilatı ve merkez yönetiminin adayını resmen ilan etmeden bizim herhangi bir açıklama yapmamız şık olmaz. Dolayısıyla bekliyoruz dediler ve hatta orada şunu da söylediler. Hani bazen bunu Meral Akşener 26 Ağustos'ta Afyon'da da söyledi. Biliyorsunuz yerelde ittifak olabilir. Hani adaylar bulundukları il ve ilçede de ittifak yapabilirler. Genel merkezlerin ittifak yapmasına gerek yok diye. Aslında bu arada ittifak da yanlış. Hukukçuların yanında hatalı kullandık. Doğrusu ortak aday ya da işbirliği. Çünkü kanunen yerel seçimlerde ittifak yapılamıyor. Bunu söylediler ve çok sıcak bakmıyorlar. Dolayısıyla şimdi örgütlerle bir izin almayan, örgütlerde bir tabanı bulunmayan iki aday söz konusu şu anda ya da aday adayı diyelim parti meclisinde. Fakat bu sırada Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adı son iki haftada çok öne çıkmaya başladı. Yani Çankaya'da bile Turgut Altınok adı konuşuluyor yani adaylığı. Biraz da istiyor galiba. Bütün reklam pahalarına evet, Turgut çıkıyor. Görüyoruz. Açıkçası televizyonda söyledi de ben hazırım dedi. Hazırlığımı yaptım dedi. Hı. Ama burada sıkıntı şu. Yani Mansur Yavaş da Turgut Altınok aynı tabana hitap ediyor. Zaten Turgut Altınok biliyorsun 3 dönem belediye başkanlığı evet. yaptı. 94 ile 2014 arası olması lazım. 99'da veya 15 yıl. Turgut Altınok çekilmişti. İşte Mustafa Ak belediye başkanı. Çünkü Keçiören'de ikamet evet. eden birisiyim. Yakınen de takip ediyorum. Turgut Altınok'u getirip AK Parti'nin tekrar belediye başkanı yapması nedeni Mansur Yavaş'ı frenlemekti. Evet. Çünkü ikisi de aynı işte MHP kökenli siyasetçiler de o şekilde getirildi. Ve ben şunu gördüm bu dönem itibariyle. İkisi de Ankaralı. Onu Ankaralı, Bağlalı, evet. şeyde Ayaş, Beypazarlı. Beypazarlı. Ama şunu gördüm bu dönem itibariyle Keçiören'de Turgut Altınok bekleneni veremedi. Yani bir Mamak gibi bir Altındağ gibi olmadı maalesef. Yani bunu söylemekte vatandaşlarımıza bu netliği de açıklamakta ben fayda görüyorum. O yönden bir eleştiri var ve AK Parti'nin işte ilçe belediye başkanlığından büyükşehiri tercih etmeyeceği noktasında da değerlendirmeler yapılıyor. Aksine Cumhuriyet Halk Partisi geçen dönem ilçelerden getirdi. İşte evet. Seferihisar'dan İzmir Belediye Başkanı'nı getirdi. Beylikdüzü'nden Ekrem Bey'i getirdi. O şekilde yaptı. Öyle bir iddiası olduğu söyleniyor ama AK Parti'nin de başka alternatifler söyleniyor. Şunu da tam siz söylediniz Ankara'da. Onu aktaracaktım. Yani Turgut Altınok'un bu çalışmalarına karşın AK Parti Genel Merkezi'nde Turgut Altınok'un aday olacağına ilişkin bir işaret de yok açıkçası. Bir arada yani bir ay önce de yaklaşık eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara için AK Parti'nin aday olacağını Melih Bey'le söylemişti. Bir çekişmesi de vardı evet. biliyorsunuz Turgut Bey'in. Evet. Melih Bey'in de oğlu milletvekili. Yani orada bir şey var onu bilmiyorum bunlar etken olur mu ama şimdi burada şöyle bir şey de var. Turgut Altınok tabii yani geldiği siyasi görüş ne olsa olsun eski bir siyasetçi olduğu için yereli çok iyi biliyor. Ve dolayısıyla siyasi çalışma yaparak şu anda aslında toplumda iz bırakıyor. Yarın AK Parti kurulduğu zaman ilk destek açıklayan evet, evet. belediye başkanlarından oydu. Birisiydi. Hayır, şunu yapayım şimdi. Mesela Çankaya'da sivil toplum örgütü önderleriyle görüşmüş. Bazı kanaat önderleriyle görüşmüş. Turgut Bey. Turgut Bey evet zaten hani Ankara'nın her yerinde her ilçesinde bir teması olduğu için gerek ilanlar gerek televizyonlarda yayına çıkması gerek gazetecilerle görüşmesi gerek kanaat önderleriyle görüşmesi ismi bir kere şu anda sokakta dolaşmaya başlıyor. Doğru. Bunu niye yapıyor? Eski bir siyasetçi olarak çünkü yapılacak anketlerde isminin çıkmasını istiyor.
Dolayısıyla hani AK Parti'de de anket yapılacak. Evet. Bakacaklar hani halk kim istiyor diye bir isimler çıkacak. Ve Erdoğan, Sayın Erdoğan ona göre bir karar verecek. Dolayısıyla böyle bir çalışma yapıyor. Yani AK kendine göre çok iyi bir strateji, doğru bir strateji yürütüyor. Bunun çalışmasını yapıyor. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi tarafında biraz farklı görülüyor. Şöyle ki hani bu durumda Mansur Yavaş'la işte Mansur Yavaş İYİ Parti'den çıksın diyorlar mesela bazıları. Turgut Altınok'la beraber yarışsınlar. Aradan CHP'li aday nasıl olsa çıkar kazanır diye bir düşünce var bazılarında. Fakat tabii ki Mansur Yavaş daha bunu beklemeden Fatih Altaylı'ya yanılmıyorsam değil mi YouTube kanalına çıkmış ve orada açıklama yapmış ya da yazılım açıklama yaptı, ben şey görmedim ama söylediklerini okudum. Ben CHP'den adayım diyor onu, evet, bir şekilde ben söylemiş. CHP'nin kazanma ihtimali şu anda güçlü, büyük güçlü parti, evet, dominant büyük parti falan. Yani şu anda CHP'nin %37-38 evet, zaten klasik bir taban oyu olduğu görülüyor Ankara'da. Ankara genelde için. Evet. Peki.